Evet, hoş geldiniz. Bence insanı tanımak gerekiyor çünkü çok farklı ruh hallerinde uyanıyoruz. Analist olacağız, işte analiz yapacağız, Freudcu bakacağız olaya. Ön yargı ön plana değil çıkıyor. Evet. Çok sık da yaşadığım bir konu. Bize karşı nasıl bakıyor, bizi nasıl görüyor? Sorularını biz de kendi içimizden, kendimize soruyoruz. Travmatik bir birey. Travmasına ister istemez insan tepki verebiliyor çünkü çok kötü olaylar yaşamış. Aldığımız ekolün çizdiği rotada tedaviye doğru gidilebiliyor. Migren hastalığı, genetikten işte psikolojik bir rahatsızlığın genetiğinden doğan bir hastalık olarak adlandırılabiliyor. Gelişim psikolojisi, iş endüstriyel psikolojisi, onun dışında sağlık psikolojisi, genetikten geldiğini söyleyen de var, doğuştan geldiğini söyleyen de var, sonradan öğrenildiğini söyleyen de var. Masadaki kitapları görüp ya Freud'un bu kadar kitabı olduğundan kendisine haberi var mı diye. Bu videoyu görecek, arkadaşlarına yönlendirecek. Evet, hoş geldiniz. Bu bir bilim ve sistematik bir şekilde gidiyor ve biz bunu yapılan çalışmalarla gerçekleştirilen veya bulunan olgular üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Maymunlar üzerinde yapılan çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla aslında insanlarla bazı noktalarla benzer olduğunu da görüyoruz. Galton, Francis Galton, Darwin'in kuzenidir. Dış görünüşüne dikkat ediyoruz, işte giyim tarzına dikkat ediyoruz. Ondan sonra tabii tanıştıkça bu izlenimlerimiz değişebilir. Eğer kişi bunun üzerine bir çalışma yapmadıysa ve bunun için profesyonel destek almadıysa, bu aslında ikisinin de görüşmesi olacak. En yüksek yararı gözetme ve zarar vermeme maddesinde hani yine bu olay içerisinde görüyoruz. Evet. Bu fobiler aslında sizin hatırlamadığınız bir zamanda çocukken olmuş olabilir. Bu yüksek sesle ilgili yine bir örnek vereyim. Aslında küçük Albert deneyi, çok bilindik bir deneydir John Watson tarafından. İçeriye giremezsin çünkü bu danışan mahremiyeti denen bir şey var ve biz bunu hani aşamayız. Bundan dolayı da arkadaşlara tavsiyem sürekli bir yerleri takip ediyor olmaları. Üniversite TV'ye hoş geldiniz. Yine yurdun dört bir yanından üniversiteleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Kulübü Kulüp Başkanı Mustafa Yumuşak ve Genel Sekreter Mert Demircan ile beraberiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sizleri sormalı. Ben de iyiyim, çok şükür. Evet, önce sizi tanıyalım teker teker, buyurun. Tabii, ben Mustafa Yumuşak, İstanbul Gelişim Üniversitesi 3. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Psikoloji kulübünün kulüp başkanıyım. Konya'da doğdum. Ailem Gebze'de yaşıyor. Ben Avcılar'da öğrenci evinde kalıyorum. Baya karışık. Evet, biraz fazla. Hatta farklı memleketlerim var da onlara girersek program çalırlar. Evet. Onun dışında bu şekilde tanıtabilirim kendimi şu anlık en basitinden. Güzel. Evet, siz peki? Ben Mert Demircan. İstanbul Gelişim Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Kulüpte genel sekreterlik görevinde yer alıyorum. Ayrıca Kırklareli'yim. Birazcık göçmenlik de var. Bizim aileden gelen, evet. Ne göçmenliği? Bulgaristan da var, Yunanistan da var. Güzel. Aynen, bu şekilde tanıtabilirim kendimi. Evet. Peki psikoloji kulübündesiniz. Psikoloji alanında mı okuyorsunuz yoksa? Evet. Psikoloji alanında. Psikoloji öğrencisiyiz. Kulübümüzün diğer üyeleri, arkadaşlarımız, yani çalışan arkadaşlarımız, yönetim kurulu hepsi psikoloji öğrencisi. Çok iyi. Peki insan psikolojisinin anlamak için neler yapılmalı? Birazcık bahseder misiniz? Önce sizden başlayalım. Evet, tamam. Mert'e bahsedelim bu soruyu. İnsan psikolojisini anlamak, ilk başta psikolojinin bir bilim olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü bu bir bilim ve sistematik bir şekilde gidiyor ve biz bunu yapılan çalışmalarla gerçekleştirilen veya bulunan olgular üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ve aslında psikolojinin de amacı da bu şekilde. Psikolojinin amacı hem anlıyor olmak hem buna çözümler üretiyor olmak. İnsan yaşamının kalitesini, insan yaşamının işlevselliğini arttırmak aslında psikoloji. Ondan dolayı da insanı anlıyoruz biz. Ama şöyle de küçük bir detay verebilirim. Biz hayvanlar üzerinde çalışmalar mesela yapıyoruz. Maymunlar üzerinde. Ve bu mesela örnek veriyorum tabii ki de maymunlara. Maymunlar üzerinde yapılan çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla aslında insanlarla bazı noktalarla benzer olduğunu da görüyoruz. Öğrenme konusunda örnek verebilirim. Bunun dışında hani benim söyleyeceklerim bu şekilde. Peki Darwin teorisi hakkında bir görüşünüz var mı, konu açılmışken hazır? Evet.
Ya evrim teorisi evet. Aslında şöyle psikoloji için de çok önemli. Çünkü aslında bilim camiası adına çok önemli. Psikolojide de ne var? Mesela Galton, Francis Galton Darwin'in kuzenidir. O örneğin üzerine, bireysel farklılıklar üzerine çalışmalar yapıyor. Ve ondan sonra gelişen süreçte biz bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ondan dolayı hani Darwin'in de bu çalışmaları ve Galton'ın tekrardan psikoloji üzerine ve bireysel araştırma üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı da bu şekilde hani olduğunu söyleyebilirim. Güzel, çok güzel. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de böyle biraz daha insanı akış içerisinde ele alabilirim aslında. Hayatımız bir akış, günlük yaşantılarımız, işte bebekler yemek yiyor, işte uyuyorlar, öğle uykularına yatıyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bizler sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz. İşte farklı farklı böyle akış içerisinde herkes bir yerlere koşturuyor, bir şeyler yapıyor. Bence insanı tanımak gerekiyor çünkü çok farklı ruh hallerinde uyanıyoruz. İşte ben bir gün yorgun bir şekilde uyanıyorum. İşte Mert mutlu uyanıyor. İşte o anı anlamak, acaba Mert neden mutlu uyandı, ben neden yorgun uyandım? Bunu anlamak, insanı tanımak bence çok önemli bir nokta diye düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Okuduğunuz bölüm aslında çok güzel bir bölüm. Çünkü sosyal yaşantımıza da etkisi oldukça büyük yani. Güzel, bayağı yarar sağlıyordur diye düşünüyorum size. Tabii ki hani böyle işte sizle de muhabbet ederken hani böyle analiz yapma, acaba işte bize karşı nasıl bakıyor, bizi nasıl görüyor sorularını biz de kendi içimizden kendimize soruyoruz. Kendimize de soruyoruz acaba neden böyleyiz diye. O yüzden bölümü insanı anlaması, insanı tanıması, ki zaten dünya bunun üzerine kurulmuş, hayvanlar da var ama hani insanı anlamak, çünkü beraber yaşıyoruz ve hepimiz bir akış içerisindeyiz. Siz burada bir toplulukla beraber çalışıyorsunuz. İş arkadaşlarınızı anlayabilmeniz gerçekten önemli, güzel bir konu. Evet, kesinlikle. Hatta yeni tanıştığınız birisi hakkında direkt farkında olmadan analizler yapabiliyorsunuz, öyle değil mi? Şunu söyleyebilirim. Laf almak gerekirse, sosyal psikolojide aslında atıf kuramı denen bir şey var. Hatta biz yapıyoruz, ilk gördüğümüzde karşı taraf hakkında bazı fikirler edinmeye çalışıyoruz. İnsanlara en fazla dikkatini çeken şey ilk tanışmada fiziksel görünüşü. Aslında hani ilk başta fiziksel görünüş olarak nitelendirmesek veya işte bu bazen etik olarak kabul edilmese bile bu araştırmalarla desteklenen bir olgu. Yani fiziksel dış görünüşüne dikkat ediyoruz, işte giyim tarzına dikkat ediyoruz. Ondan sonra tabii tanıştıkça bu izlenimlerimiz değişebilir, atıfta bulunma ile ilgili olan düşüncelerimiz değişebilir. Güzel. Burada da lafınızı kestim, yok, özür dilerim. Ön yargı ön plana çıkıyor. Evet. Çok sık da yaşadığım bir konu. İnsanlar böyle baktığı zaman hani direkt ön yargıya kapılıp işte Mustafa böyle bir insandır, şöyle bir insandır ama tanıdıkça ya işte değilmiş, yanılmışım. Hani bunu kırabilmek gerekiyor. İnsanın içine girip insanı anladıktan sonra, tanıdıktan sonra hani o ön yargın kalkıyor. Ya bence hani ben bir ön yargıda bulunmamalıyım, onu öyle düşünmemeliyim, önce bir tanıyayım nasıl birisi. Daha sonrasında zaten hani tanıdıkça, anladıkça ya işte ya arkadaşlığını devam ettirmezsin ya da devam ettirirsin. Bu çizelgede işler. Evet, işler. Yani bu ön yargıyı kırabilmek için de psikoloji güzel bir alan. Evet, kesinlikle. Peki her psikolog terapi yapabilir mi? Sizden başlayalım istersen. Tabii tabii. Bu alanda çok fazla tartışılan bir konu. Yapar diyen de çok, yapamaz diyen de çok. Bunun sebebi bizim alanımızda öğrenme asla bitmeyen bir olay. Ve bunun dışında bizde bir yüksek lisans koşulu var. Hani çok olmasa da yüksek lisansa iten çok alan var. Yani örnek veriyorum. Analist olacağız, işte analiz yapacağız, Freudcu bakacağız olaya. Bunun için bir yüksek lisans yapmamız gerekiyor. Bir klinik açabilmek için yüksek lisans yapmamız gerekiyor. Ama eğitimler alıp, örnek veriyorum, bilişsel davranışçı terapi eğitimi alıp yüksek lisans yapmadan terapi yapabilirsin, kendi terapinden geçmeden terapi yapabilirsin diyen hocalarımız çok fazla. Ama yüksek lisans yapıp yüksek lisans yapmadan, İşte kendi terapinden geçmeden bunu yapamazsın diyen hocalarımız da çok fazla. Ama bence herkes yapamaz. O
kendi terapimizden geçme süreci. Çünkü biz bir danışan aldığımız zaman, bu arada hasta demiyoruz asla. Hı hı. Terapi psikiyatristler hasta diyor. Bizim gördüğümüz kişiler danışan olarak geçiyor. Bir danışan aldığımız zaman yetişkin alıyoruz, örnek verelim. Yetişkin bir olay anlatıyor, travmatik bir birey. Travmasına ister istemez insan tepki verebiliyor çünkü çok kötü olaylar yaşamış. Sen kendi terapinden geçmediğin sürece o duygularını karşı taraftaki kişiye açık olarak gösterebilirsin. Bu da danışanın terapi sürecini kötüye doğru yönlendirebilir. Bence her terapist terapi yapamaz diye düşünüyorum. Evet, peki bir şey sormak istiyorum bu konu hakkında. Siz danışanlarınıza yol göstermiyorsunuz, onun kendi kendine doğru yol bulmasına vesile oluyorsunuz gibi bir şey olabilir mi? Yani bu ekolden ekole değişiyor, alandan alana değişiyor. Örnek veriyorum, insan kaynaklarında, yani iş ve endüstri örgüt psikolojisinde bir yol göstericisin sen. Hani işte insan kaynakları, mülakatlar alıyorsun, danışmanlıklar veriyorsun. Ama bir Freudcu analiz bakışında bir yol göstericiden çok tedavi etmeye yönelik. Yani bir ilaç yazmasak da aldığımız ekolün çizdiği rotada tedaviye doğru gidilebiliyor. Anladım. Değişiyor diyorsunuz. Değişiyor, evet. Evet, güzel. Siz peki ne söylemek istersiniz? Psikolog terapi yapabilir mi? Şu şekilde, yine hani belirli eğitimler alıyor olmamız gerekiyor. Bu eğitimler benim hani bakışımda bakacak olursak, yüksek lisansı ben şart gibi bir şey olarak değerlendiriyorum. Çünkü bu klinik psikolog olduğunuzda aslında kliniğin içerisine giriyor oluyorsunuz ve bununla ilgili belirli süreçlere dahil oluyorsunuz. Onun dışında Mustafa'nın dediği travmatik bir danışan geldiğinde bizim de travmamızı uyandırabilir. Bunu örnek verecek olursam, örneğin karşıdaki bir psikoloğun travma yaşadığını, deprem travması, depremde ailesini kaybetmiş bir psikolog olsun ve bu psikoloğa gelen danışan da bu travmasından bahsediyorsun. Eğer kişi bunun üzerine bir çalışma yapmadıysa ve bunun için profesyonel destek almadıysa, bu aslında ikisinin de görüşmesi olacak ve bu yarardan çok zarara dönecek. Ki yine bizim ilkelerimiz var, etik ilkelerimiz. Bu şeyle kişisel farkındalık etik ilkesine girer ve onlar net bir şekilde söyler. Der ki, eğer böyle bir durum varsa direkt terapiyi sonlandırman gerekiyor. Ve başka bir uzmana yönlendirmen gerekiyor şeklinde. Ve yine hani temelde yine etik yönetmeliğimizden, Türk Psikologlar Derneği etik yönetmeliğinden bir maddeden bahsedeyim. O şeydir, en yüksek yararı gözetme ve zarar vermeme maddesinde, hani yine bu olay içerisinde görüyoruz ve bunu uygulayaraktan başka bir profesyonel de yönlendiriyoruz ve biz de bunun üzerine çalışmalar yapmamız gerekiyor. Evet, çok güzel. Birçok korku var insanlarda. Genetik olma durumları söz konusu mu? Ondan örnek vereyim hatta. Bende mesela gök gürültüsü, şimşek korkusu var. Yani mesela gök gürleyince yağmurlu havalarda dışarı çıkmayı bırakın yani. Bütün elektronik aletlerden uzak duruyorum, telefonumu kapatıyorum. Böyle köşeyi çekiliyorum ve kulaklarımı kapatıyorum diyebilirim, o derece yani. Bu bir korku. Evet. Bunu nasıl tanımlarsınız peki? Yani ne dersiniz bu konu hakkında? Şimdi özgün fobi dediğimiz bir şey var. Evet. Bu fobiler aslında sizin hatırlamadığınız bir zamanda çocukken olmuş olabilir. Bu yüksek sesle ilgili yine bir örnek vereyim. Aslında küçük Albert deneyi, çok bilindik bir deneydir John Watson tarafından. İlk başta bebeğe şu şekilde beyaz bir fare veriliyor, yanlış hatırlamıyorsam. Bu fareden Albert korkmuyor. Hatta onu mıncırıyor falan. Daha sonra bu yüksek ses vermeye başlıyorlar. Bu yüksek sesten sonra, tabii yüksek sesten bir korkuyor bebek, bebekler korkar. Ve onunla bir şey oluyor, koşullama oluyor. Ondan sonra hep yüksek ses duyduğunda, o tüy veya tüylü şeyi gördüğünde hep o yüksek sesle irkilme oluyor. Aslında hani sizin de dediğiniz şeyi ben hani net bir şekilde cevabını veriyor olamam ama fobilerin bazılarının bu şekilde olduğu ile ilgili, bir deneyimle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii başka şekilde de olabilir. Bu konu hakkında hani çok fazla derinde mesela bilgi sahibi olmadığım için yanlış bir bilgi tabii vermek istemem. Tabii ki yüzeysel zaten sormuştum. Genetik olma durumu var mıydı peki? Mesela benim annemde de o varmış. O yüzden şaşırmıştım.
o konuda herhangi bir bilgim yok ama bir çalışma var. Hani travmaların genetik olarak aktarılıp aktarılmadığıyla alakalı. Yine hani o konuda hala çalışmalar da devam ediyor. Bunu da ekleden söyleyebilirim. Buraya evet. Ben bir şey ekleyebilirim. Hastalıklar genetik olabiliyor. Yani bu fobiler değil de örnek veriyorum. Migren hastalığı genetikten işte psikolojik bir rahatsızlığın genetiğinden doğan bir hastalık olarak adlandırılabiliyor. Az önce de Mert'in bu konuyla ilgili verdiği her şeye katılıyorum. Bunun dışında benim de pek fazla bilgim yok açıkçası. Güzel. Ama gelişim psikolojisinin içerisine girdiğimiz zaman çok fazla psikolog var. Yani zamanında işte Freud, işte Alfred Adler, Jung falan, Piaget. Evet. Çok farklı çalışmalar yapmışlar. Genetikten geldiğini söyleyen de var. Doğuştan geldiğini söyleyen de var, sonradan öğrenildiğini söyleyen de var. Burada küçük bir ekleme yapayım. Hatta psikoloji camiasında şöyle bir hani tartışma oluyor. Çevre mi etkili, kalıtım mı etkili evet, diye. Evet, çok fazla tartışıyorlar. Evet ama hani yani bugün hani yorumlarımıza istinaden söylüyorum. İkisinin de etkili olduğu konuşuluyor ve bunun üzerine hani düşünülüyor ve çalışmalar yapılıyor. Bunu ekstradan Mustafa'ya ekleyebilirim. Güzel. Peki psikolojinin temel alt alanlarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Buyurun. Tabii. Senden başlayalım. Benden başlayalım. Buyurun sizden başlayalım. Birçok alan var. Psikolojide çok fazla alan var. Birkaç tane örnek vereyim. Adli psikoloji, gelişim psikolojisi, iş endüstri örgüt psikolojisi, onun dışında sağlık psikolojisi, film psikolojisi. İşte arkada da geçiyor psiko-onkoloji, trafik ve ulaşım psikolojisi, yani çok farklı alanlar var, havacılık psikolojisi, bu tarz alanlar çok fazla ve gelişmeye de devam ediyorlar. Hatta ülkemizde çok az var hayvan psikolojisi, çoğunlukla yurt dışında çalışılan bir alan. Bunu ülkemize getirmeye çalışan psikolog adayları veya psikologlar var. Umarım gelir. Çok güzel bir alan. İnşallah, evet. Onun dışında benim aklıma gelenler bunlar. Mert'te başka varsa o söyleyebilir. Yani yine sağlık psikolojisi. Aslında bunlar hani sıralıyoruz ama bunlar yine ülkemizde daha az yer alan. Genelde klinik psikoloji ve yine endüstri ve örgüt psikolojisi biraz daha ön planda. Aslında dünyada da hani böyle olduğu ile ilgili hocamız bir bilgi vermişti. Ama biz bunları ne kadar fazla geliştirirsek, dediğim gibi aslında en başta bahsettiğiniz insanların işlevselliğini artırabilmek. Adına, örneğin trafik ve ulaşım kazaları en aza indirgemek. Tabii ki de risk var ama bunu en aza indirmek üzerine çalışmalar yaptığı için bu alt alanları da hani ülkemizde daha yaygınlaştırmak için yine hani bizler de çalışmalar yapıyoruz diyebilirim. Aslında şöyle bir şey var. Bir psikoloji öğrencisi birinci sınıfa başladığı zaman hep okula geldiğinde şey der. Ne olacaksın? Hani hangi alana yöneleceksin? Evet, klinik psikolojidir. Evet. Çünkü diğer alanları bilmez veya çok az bilir. Yani klinik psikoloji, klinik psikolojiye yöneleceğim, klinik psikolojiden geleceğim. İkinci sınıfta biraz daha öğrenir. İşte der ki sağlık psikolojisi, adli psikoloji. Üçüncü sınıfa geldiğinde klinik en arkada kalmıştır. Ya kliniği zaten yaparız. İşte farklı alanlara yönelim. Birinci sınıfta klinikle girip dördüncü sınıfın sonunda sağlık psikolojisi, endüstri örgüt psikolojisiyle çıkan bir sürü insan tanıyorum. Alan o kadar fazla ki ve hepsini öğrendikçe daha farklı keyifler alıyorsun. Diyorsun ki ya ben kendimi burada buldum. İşte adli psikoloji bana göre Mert işte adli psikolojiyle ilgileniyor. İşte endüstri örgüt işte ben diyorum endüstri örgüt bana göre veya çocuk psikolojisi bana göre. O yüzden o farklı alanlar hepsi birbirinden farklı kapılara çıkıyor. Onların da içlerinde kapıları var. Yani kendimizi bulmak, ya evet ben buraya aitim, burası bana göre bir alan. Ben burada insana bir fayda sağlayabilirim, insanlığa bir fayda sağlayabilirim deyip birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar çok farklı evrim süreçlerinden geçebiliyoruz. Alan sayısı çok fazla. O yüzden bence kendimizi tanımalıyız. İlk başa geliriz insanı tanımaya. Kesinlikle öyle. Kendimizi tanıyıp, çevremizi tanıyıp ben bu insanlara ne yapabilirim'i aldıktan sonra kendimi cebimize ona göre bir alan seçip işte psikoonkoloji, adli psikoloji, sağlık psikolojisi bu alanlara doğru yönelebiliyoruz. Çok güzel. Buyurun bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Yok, hani ekstradan şey Mustafa aslında havacılık psikolojisi üzerinde mesela beraber staj yaptı ve çalışma o yönde eğitimler aldı. Hani onu da ekstradan söylemek istedim. O da endüstri örgüte giriyor. Özür dilerim Mustafa. Hatta Mustafa'nın o 4. sınıfa kadar geçen süreçte gerçekten hak veriyorum. Hep böyle hocalarımız da söyler. Hani bunun da şey de etkisi var tabii hep televizyonlarda da hani görüldüğü için. Ama diğer alanlara da yönelim var veya araştırma yaparsak onlardan da uzmanlar çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel.
Adli psikoloji çok zor değil mi? Yani evet. Bir ilginiz var herhalde. Evet. Biraz bahseder misiniz? Nereden yani esti bu adli psikoloji okumalıyım? Evet. Şu şekilde aslında yine de değişebilir ama merak duyduğum bir alt alan. Aslında psikoloji öğrencilerin genel şeyi budur. Hangisine gitsem, hangisine yönelsem de. Adli psikoloji biraz daha böyle aslında insanların karanlık tarafı olarak nitelendirildi ve mesela Carl Jung var, yine bu Freud'la beraber giden ve daha sonra Freud'dan ayrılan. Onun da arketiplerimiz vardır bizim. O gölge arketipi, insanın göstermek istemediği yüzü olarak nitelendirir. Ve hani adli psikolojide biraz bunu görüyoruz ama biraz da insanın doğasını da görüyoruz. Ondan dolayı benim hoşuma gidiyor ve baktığımızda yine diziler üzerinden gidecek olursak yine hani seri katillerin de bir şiddet geçmişi oluyor veya istismar geçmişi oluyor. Tabii bunları okuyor olmak ve hani bunlar üzerine gidiyor olmak çok önemli. Çünkü biz burada aslında belli kararları veriyor oluyoruz. Adli psikoloji, adli psikolog. Mesela herhangi bir cinsel istismara uğramış kişi, onun hani psikolojisiyle yine ilgileniliyor. Bunun gibi birçok süreç var. Onun dışında hani zorluğu ilgili şunu söyleyebilirim. Yüksek lisansta farklı dersler, birçok farklı ders alıyorsunuz. Belki bu konuda hani zorlanabilirsiniz ama zaten istediğiniz şey belliyse ve bu yönde motivasyonunuz varsa biraz çalışmayla üstesinden gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Peki birazcık kulübünüzden bahsedelim. En güzel nokta. Birazcık muhabbete daldık gidiyor. Kulübünüzün amacı ve misyonu nedir? Sizden başlayalım tabii, buyurun. İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Kulübü 2013'ten bu yana aktif bir şekilde çalışan bir kulüp. 2013'teki ilk başkanımız, ondan sonrakiler şu an çok güzel yerlerdeler. Buradan onları da anayım, belki izliyorlardır. Misyonumuz, okulumuzdaki psikoloji okuyan öğrenciler artı psikolojiye merak duyan öğrencileri, öğrencilere bu alanı sevdirmek, bu alan hakkında bilgi kazandırmak, bu alanı deneyimletmek, kulübümüzün en önemli misyonu, amacı olarak nitelendirebilirim aslında. Evet, çok güzel. Buyurun. Ben de hani şunu ekleyebilirim. Biz evet burada mesela akademik etkinliklerimiz var. Akademik etkinliklerde hocalarımızla bir araya gelip bir konu, spesifik bir konu hakkında çalışmalar konuşuyoruz. Sunumlar yapıyor hocalarımız. Bunun üzerine sorularınız varsa soruyoruz. Bunun dışında sosyal etkinliklerimiz var. Hem diğer arkadaşlarımız. Buna sosyal etkinliğimizde psikoloji öğrencileri dışında da yine dahil olanlar olabiliyor. Hep beraber aslında bir şeyler yapıyor oluyoruz. Bu yaptığımız şey hani sadece yönetim kurulu olarak değil, hep beraber biz bir şeyler varız. Eğer biz bir ürün çıkartacaksak hep beraber çıkartacağız. Ve biz şey olarak psikoloji kulübünü bir gelişim alanı olarak görüyoruz. Hem biz burada gelişiyoruz hem de diğer arkadaşların gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bunun akabinde de yine de hani kendi yine eşin sonucunda hepimiz beraber bir şey çıkarmış oluyoruz. Çok güzel. Buyurun. Özür dilerim, lafınızı kestim. Kulüp fiziksel etkinlikler yapıyordu. Çok farklı alanlardan insanlar geliyordu. Az önce saydığımız, örnek veriyorum, havacılık psikolojisi dedik. Havacılık yönetimi okuyan arkadaşlarımızla mesela, onlarla birlikte mesela havacılık psikolojisi adlı bir etkinlik çıkarıyoruz. Örnek veriyorum, hemşirelik okuyan veya sağlığın başka alanlarında okuyan arkadaşlarla sağlık psikolojisiyle ilgili bir etkinlik çıkarıyoruz. Psikoloji kulübü o kadar geniş kolları olan bir kulüp ki yani insanın olduğu her yerde varız yani. İlla bir psikolog olup psikoonkolojiyi, yani psikolog olmayıp psikoonkolojiyi dinleyebilirsiniz. Çünkü kanserle ilgili bir alan. Ailenizde belki bu travmayı yaşamış veya bu hastalığı geçirmiş kişiler vardır. Çevrenizde vardır. Onlar için gelip bilgiler alabilirsiniz. İnsanın olduğu her yerde psikoloji kulübü var ve olduğundan fazla etkinlik çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince etkinlik çıkarmaya çalışıyoruz ki hani herkes psikolojiyi bilsin, herkes bir şeyler hakkında fikir sahibi olsun. Mert'in de dediği gibi sosyal etkinlikler yapıyoruz, herkes geliyor. Sosyal sorumluluk etkinlikleri yapıyoruz, işte huzur evlerine gidiyoruz, köpek barınakları, hayvan barınakları gidiyoruz. Mama dağıtıyoruz, kulübeler yapıyoruz. Onun dışında online dönemde işte psikoonkoloji etkinliği, işte ondan sonra otizmli çocuklarla ilgili etkinlikler çıkarıyoruz ki bunlar toplumu ilgilendiren konular. Yani tek psikoloji kulübünü veya psikoloji okuyan öğrencileri değil, toplumumuzu ilgilendiren konular olduğu için elimizden geldiğince etkinliklerimizi dışarı açmaya çalışıyoruz. Okulumuzda duyurmaya çalışıyoruz ki
gelen kişilere baktığımız zaman gerçekten de farklı alanlardan, işte PDR'den de geliyor, sağlık psikolojisinden de geliyor, işte makine mühendisliğinden de öğrenci geliyor etkinliklerimize. Yani amacımız herkese duyurabilmek ve alandaki bu farkındalığı herkese kazandırtabilmek. Evet, çok güzel. Yani insanı anlamak dedik ama sizin yaptığınız çok güzel çalışmalar var gerçekten. Gerek hayvanlara yardım olsun, işte huzur evlerini ziyaret. Yani her aslında dünyada olan şeylere dokunuyorsunuz yani. Hayvan olsun, insan olsun. Çok güzel. Etkinliklerinizi zaten ileride anlatacaksınız. Tabii tabii. Evet. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yani aslında şu psikoloji çok evrensel, direkt insanlığı ele aldığı için. Ondan dolayı bizim de çalışmalarımız da hani tek yönlü değil, direkt bütün insanlığı ilgilendiren şeyler oluyor. Bunun dışında yine sivil toplum kuruluşlarıyla da yine bazen onlar gelip anlatıyorlar ve yine katılımcılarımız oluyor ki burada da yine psikoloji öğrencileri dışında da yine katılımcılarımız oluyor. Bunu da ekstradan belirtmek istedim. Evrensel dedi, aklıma bir şey geldi. Etkinlik formu açtık, Londra'dan bile katılan katılımcı gördüm yani. Evet, yani online üzerinden. Online evet. Üzerinden, Londra'dan, işte Varşova'dan, Bosna Hersek'ten çok fazla katılımcıya da denk geldik. Yani burada yaptığımız bir hareket, bir etkinlik kelebek etkisiyle dünyanın öbür ucuna kadar yayılabiliyor. Bu bizi çok mutlu ve çok motive ediyor. Çok güzel. Yani online'ın avantajları ve dezavantajlarından konu açılmışken bahsedelim o zaman. Buyurun, avantajları, dezavantajları. 3 senedir kulüpteyim. 2 senesini fiziksel yaşadım. 1 senesini online olarak yaşıyoruz şu anda. Deneyimlerimi söyleyecek olursam, o online'ın avantajı çok fazla insana ulaşabiliyoruz. Az önce de bahsettim, Londra'dan, işte Bosna Hersek'ten insanlara ulaşabiliyoruz. Ama dezavantajı, bizim amacımız, psikolojinin amacı insanı yüz yüze tanımak bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü o aradaki etkileşim, o sıcaklığı almak, o bizim misafirperverliğimizi onlara göstermek, onların bizlere karşı duyduğu o saygınlık, mutluluk hissini tadabilmek bize çok güzel bir his veriyor. Online oluyor, insanların yüzünü göremiyoruz, kameralarını kapatıyorlar, seslerini kapatıyorlar. Bu bizi bir tık üzüyor. Fizikselin en güzel yanı bu. Az bir insana ulaşabiliyoruz. Sadece işte çevredeki üniversitelerden veya kendi üniversitelerimizden arkadaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Az insan ama daha çok etkileşim var aramızda. Bu bir dezavantaj. Avantajları, çok fazla insana ulaşabiliyoruz. Onun dışında hoca bulma, yani etkinliğe hoca getirebilme, bir psikolog getirebilme şansımız artıyor. Çünkü online sistem, hocaya bir Zoom linki atıyoruz. Anında gelip katılabiliyor. Ama fizikselde öyle değil. Çok fazla yere gidiyorlar, fiziksel olarak çalışıyorlar. Okula gelemeyebiliyor. Bu bir dezavantaj bizim için. Benim aklıma gelen başka bir şey yok. Mert'in varsa ekleme yapabilir. Tabii ki. Aslında hani az önce de Mustafa'nın da belirttiği gibi Londra'dan da katılımcı olduğunda, normal zamanda, fiziksel zamanda bunu hani belki de başaramayacaktık ama online dönemin bize en büyük getirilerinden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Onun dışında aslında biz yönetim kurulu olarak toplantı yaptığımızda veya çalışanlar olarak toplantı yaptığımızda en sonunda bir daire şeklinde bir araya gelip hepimiz sarılıyoruz. Ne aslında güzel. Bu sarılma şey sadece fiziksel olarak değil, ruhen hepimiz birbirimize bağlıyız. Bu sarılma hepimiz için aslında. Ondan dolayı hani bunu yapamıyoruz. İlk başta bunun için üzülüyoruz. Onun dışında da başka bir dezavantajı olarak söyleyebileceğim bir şey de görmüyorum. Biraz da bu kullanmayla da alakalı. Nasıl? Evet, tabii ki. Değerlendirebiliriz. 20 kişilik bir ekibiz. Siz dışarıdan bakanlar bir ekip olarak görüyor ama biz orada büyük bir aileyiz. Gerçekten 20 kişilik büyük bir aileyiz. Herkesin bir şeyde bir emeği oluyor. Herkes bir şeylere dokunabiliyor. Mert blog yazılarını revize ediyor, sisteme yüklüyor. Başka bir arkadaşımız afişlerimizi yapıyor, tasarlıyor. Başka bir arkadaşımız sosyal etkinlik ayarlıyor, hocayla etkileşime geçiyor. Bu aile burada bir şeyler kazanıyor, gelişiyor, geliştiriyor kendini. Ama Mert'in dediği gibi bu bizim için çok büyük bir dezavantaj. Ama avantaja çevirebilmek de bizim elimizdeydi. Kesinlikle. Ben kulübe ilk girdiğim zaman 40 kişiydik benim ilk girdiğim sene ve Bilgi Üniversitesi'nin Kuluçka Merkezi'nde toplanıp 3 gün boyunca etkinlikler, eğitimler almıştık eski kulüp başkanımız sayesinde. Bunu gerçekleştirememek, hani fiziksel olarak gerçekleştirememek, insanların, az önce de bahsettim yani, insanlar arasındaki o
samimiyeti, ilişkiyi yüz yüze yaşayamamak bizim için çok büyük bir dezavantaj. Canı gönül ister ki o aile, sizin gördüğünüz ekip, bizim gördüğümüz aile bir araya gelsin, birbirini tanıyabilsin. Yüz yüze daha da samimi olabilsin. Ama çok şükür şu anda gerçekten samimiyiz. O 20 kişiyi online'da da çok güzel samimileştirebildik oyunlarımızla, işte muhabbet sohbetlerimize. Gerçek kütüphane olmasa da bir Zoom linki atıp hadi kütüphanede ders çalışalım fikirleriyle böyle yine bir araya getirebildik. Ama bu etkinlikleri çıkaran insanları yüz yüze görememek bir kulüp başkanı olarak benim için gerçekten üzücü bir durum. Mert için de aynı şekildedir büyük ihtimalle. Bu bizim için en büyük dezavantaj. Keşke bunu avantaja çevirebilse, ya avantaja dönse, fiziksele dönebilse. Keşke bu birlikteliği canlı olarak yaşayabilsek. Evet, keşke. Buraya gelen ama her öğrenci kulübünden ben bunu duyuyorum. Yani en son etkinliklerin sonunda ya da yaptığımız çalışmaların sonunda sarılamıyoruz diyorlar. Üzücü bir durum bence de. Sonuçta herkesin emeği var bunda. İnşallah kısa sürer diye düşünüyorum. Zor. Öyle zor. Gözükmüyor ben ama. Pek bir şeye bakmıyorum kendimizi kandırmayalım. Peki psikoloji kulübünün giderleri nasıl karşılanıyor? Bir sponsorunuz var mı? Güzel, bahseder misiniz? Çok, buyurun. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir yere değindiniz. Vakıf üniversitesiyiz. Aslında baktığımız zaman birçok vakıf üniversitesi SKS diye bir birimimiz var. Önce buradan bahsedeyim. Sağlık, kültür, spor olarak geçiyor. SKS'nin normalde yürürlüğüne göre öğrenci kulüplerine aylık olarak belli bir miktarda sponsorluk değil de üniversitenin bir kulübü olduğu için belli bir miktarda para vermesi gerekiyor. Bu parayla fiziksel neleri karşılayabiliyoruz? Örnek veriyorum, konuşmacı davet ettik. Konuşmacıya bir çelenk veya bir plaket hediye edeceğiz. Bunu oradan karşılamamız gerekiyor. Sağ olsun üniversitemiz bize bu konuda pek destek çıktığı söylenemez. Bunu toplantılarda çok fazla dile getirdim. İşte SKS'nin okulla, yönetimle olan toplantılarında. Okulumuz bu konuda pek sıcak bakmıyor. Siz söyleyin biz yaparız enerjisiyle bize yaklaşıyorlar. Ama şu ana kadar ben pek bir etkisini görmedim. Açıkçası 3 senedir kulüpteyim, az önce de söyledim. 3 senedir ben gerçekten SKS'nin sıkıntısını, okulun kulübe destek vermemesinin sıkıntısını çok fazla yaşıyorum. Ya bir etkinlik yapıyoruz, bir afiş istiyoruz. Etkinlik afişten şey, afiş etkinlikten sonra geliyor elimize. Yani paylaşmanın bir anlamı kalmıyor. Evet. Bu sefer kendi afişimizi yapıp çıkıyoruz. Bu sefer neden böyle bir şey yaptınız diye bize bir tepki veriyorlar. Bu bizim gerçekten üzüyor. Çünkü sonuç olarak biz orada kendimizi geliştiriyoruz. Okulu tanıtıyoruz en önemlisi. Yani Londra'da okuyan bir insan gelip İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin adını duyabiliyor. Tabii ki. Yani biz bunun için çabalarken okulun bize destek vermemesi motivasyon kırıklığına neden olabiliyor. Ama biz elimizden geldiğince bunu göz ardı edip ya, tamam hani biz kendimizi geliştireceğiz. Hani okul bize destek vermese de biz bunu kendimiz için yapıyoruz. Buna canı gönülden inanıyoruz. Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama isteriz ki okulumuz da bize destek çıksın. Yani maddi açıdan olmasa bile işte tanıtabilsin, büyük etkinliklere izin versin. İşte sizin eklemek istedikleriniz var mı? Aslında Mustafa bayağı daldınız. Çok iyi özetledi. Tabii ki de bu noktada okulumuzun da desteği bizim için çok önemli. Ama bu görebildiğimleri biz sürekli veriyor olacağız. Çünkü dediğim gibi burası bizim gelişim alanımız ve okulumuz da bize destek çıktığı sürece biz daha fazla kitleye ulaşıp hem okulumuzu adını duyurup hem de kendimizi daha fazla geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Ondan dolayı da Mustafa'ya da katılıyorum. Bu arada dışarıdan sponsor olmamız yasak. Vakıf üniversitesi olduğu için dışarıdan sponsora izin vermiyorlar. Yani bu kapıyı kapatıyorlar. Tam buraya kaçıyoruz, bu kapı açık, bu kapıyı kapatıyorlar. Ortada sıkıştık kaldık ama kendi çapımızda bir şeyler yapıp hocalarımızın desteğiyle ya okuldan olmayan, okuldan olan, okuldan olmayan hocalarımızın desteğiyle etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz de yani bari oraya açık bıraksınlar bize. Yani etkinlik yapmamıza izin versinler. Aslında bu tutumunuzu çok beğendim. Çünkü hırslısınız ve önünüze o kadar çok zorluk çıktığı halde hala pes etmeden devam ediyorsunuz. Yani güzel bir şey bu. 6 ayda, 5,5 ayda falan 35'in üzerinde etkinlik çıkardık. Çok iyi. Desteksiz. Sürekli kendimiz
Bir Zoom hesabımız olmadığı için bunu söylemekte yanlış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fake mail adresleri oluşturup sınırsız toplantılar oluşturuyoruz. Okulumuz bize Meet hesabı veriyor ama ben Meet'i, hatta kulüp arkadaşlarım Meet'i kullanışlı bulmuyorlar. Gerçekten de öyle. Meet kullanışlı değil bizce. Fayda gören vardır. Biz Zoom'u daha çok seviyoruz. En azından kameralar yan yana oluyor. Herkes birbirini rahat bir şekilde görebiliyor. Ya fake mailler açıp Zoom hesapları oluşturup hani bari 100 kişi sınır olsun, süresiz olsun hesabıyla etkinlikler çıkardık. 35 üstü etkinlik çıkardık ve hepsi böyleydi. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Okul belki bize ne zaman destek çıkar bilmiyorum ama bugüne kadar böyle geldik. Bundan sonra da böyle gideceğiz gibi görünüyor. Gideceğiz de yani. Evet, güzel. Evet. Evet, birazcık da staj imkanlarından bahsedelim. Devayet istiyor. Yani ben alayım. Buyurun hemen. Siz evet. Aslında ilk başta şeyi söylemek istiyorum. Staj niçin önemli? Biz okulumuzda teorik bilgiler alıyoruz. Bu teorik bilgileri aslında stajda deneyimleme imkanı buluyoruz. Ama mesela klinik psikoloji alanında bir staj yapıyorsanız içeriye giremezsiniz. Çünkü bu danışan mahremiyeti denen bir şey var ve biz bunu hani aşamayız veya giremeyiz oraya. Çünkü bu yanlış, yine etik bir ihlal olur. Onun haricinde çeşitli şirketlerde eğer endüstri ve örgüt psikolojisi alanında veya insan kaynakları üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Bu şekilde şirketlere başvurabilirsiniz. Onlar açıyor oluyorlar. Bunları takip etmeleri gerekiyor. Bir de staj biraz daha kovalanan bir şey oluyor. Hani ona o staj gelmiyor. Staja siz gidiyor oluyorsunuz. Bundan dolayı da arkadaşlara tavsiyem sürekli bir yerleri takip ediyor olmaları. Mustafa. Ben burada kendi deneyimlerimden bahsedebilirim aslında. Birinci sınıfa geldiğim zaman önüme çok güzel bir fırsat çıkmıştı. O zamanın kulüp başkanı Büşra Üstün gruba bir mesaj atmıştı, birinci sınıfların grubuna. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde bizimle beraber çalışmak isteyen var mı? Bir tekne etkinliği düzenleniyor. İstanbul'dan, işte dışarıdan katılımcılarla Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlanıyor. Bu ekipte olmak, işte bunun organizasyonu düzenlemek isteyen biri var mıdır dedi. Ya böyle durdum, kendi kendime düşündüm, dedim ki yani Mustafa geldin. Okuldasın, 2-3 tane arkadaşla tanıştın, hani yurtta yatıyorsun, kalkıyorsun, okula geliyorsun. Hani dedim ki daha farklı ne yapabilirsin? Bu mesajı gördüm, ya dedim ki ben buna gireyim, hani ne olacak, bir şey kaybetmem. Kaybetmedim de. Girdim işte, dedim ki Büşra merhaba, hani ben yardımcı olabilirim. Aa çok güzel falan, beni gruba aldı. Gittim. Hocalarla bir araya oturduk, işte diğer çalışan arkadaşlarla, hepsi bizim kulübün kulüpten arkadaşlar. Dışarıdan da okuldan olmayan hocalarımız var, işte diğer psikolog hocalarımız. Böyle tanıştım, muhabbet sohbet etkinliği düzenledik, işte insanlarla tanıştım, oradan hocalar tanıdım. O alana girmek, yani o alan değil, o etkinliğin düzenleme ekibine girmek beni buradaki Mustafa'dan buradaki Mustafa'ya getirdi diyebilirim. Çok fazla kapı açtı. Her seferinde bir şeyler yaptıkça ve bunların hepsini gerçekten gönüllülük esaslı yapıyoruz. Asla maddiyat yok. Ki zaten böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Gönüllülük yapa yapa bir yerlere gelinilir. O yaptığım gönüllülükler bana çok farklı staj kapıları açtı. Çok fazla iş imkanları sundu. Psikolojide bence staj imkanı çok fazla değil, çok çok az da değil, orta düzeyde. Hastanelerde staj yapabiliyoruz. İşte Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde olsun. Bir tık biraz daha zor oluyor. Hani evet, oraya. Hastane klinik, hastane stajı. Orada çünkü birbirinden farklı vakalar görüyoruz. Kliniklerde stajlar yapabiliyoruz. Belediyelerde stajlar yapabiliyoruz insan kaynaklarında. Yine insan kaynaklarında, işte bankaların insan kaynaklarında, onun dışında Emin Evim, işte bu tarz büyük yerlerin şirketleri. Büyük şirketlerin şirket ismi vermiyorum, büyük şirketlerin insan kaynaklarında stajlar yapabiliyoruz. Çok fazla değil, dediğim gibi çok az da değil, orta düzeyde. Ama Mert'in de dediği gibi hani böyle kovalamak terimi, arkasından koşmak, işte hocam işte sizin asistanlığınızı yapabilir miyim demek bile gerçekten çok güzel. Ki şu an staj yaptığım yer, benim hikayem öyle başladı. Hocamla tanıştım, asistanlığınızı yapabilir miyim diyerek 2 senedir asistanlığını yapıyorum ve şu an onun yanında aynı zamanda staj yapıyorum. Bu benim için çok güzel bir deneyim. Yani asla mesaj atmaktan korkmadım, mail atmaktan korkmadım. Çünkü
Böyle yani hani kimse sana kapını açıp gel biz de staj kesinlikle yap demez. Çünkü hani sen kimsin şeyini vurur böyle hani ben seni neden alayım çünkü bekleyen çok insan var. Senin onlardan ayrıcalığın veya değişen özelliğin ne diye sorarlar. Önemli olan sen o motivasyonu yakalayıp ya ben staj yapacağım işte 5 tane hocaya mail attım, 10 tane hocaya mail attım, içlerinden bir tanesi illaki döner. Çünkü hocalar da online bir dönemde ve çok fazla yoruluyorlar. Hani asiste etmek, onların arkasını toparlayan birinin olmasını çok isterler. Ben demek isterim ki hani buradan hocalara mailler atın, çekinmeyin, asla çekinmeyin. Hastanelere mailler atın, biz sizde staj yapmak istiyoruz. Gönüllülük esaslı, burayı da buranın da altını çizeyim. Çünkü maddiyatı bu devirde kimse karşılayamıyor. İnsanlar komik rakamlarla çalışıyorlar. Yani gönüllülük esaslı olduğu zaman ben kimsenin kapıdan geri çevrileceğini düşünmüyorum yani. Çok güzel. Zaten bir girişken tavrınız var. Teşekkür ederim. Daha önce de konuştuk zaten yayından önce de. Yani onu sezdim ben açıkçası. Ya ben Mustafa'ya ek yapabilirim. Hani fızı bölüysem özür dilerim ama. Mustafa'nın dediği gibi aslında maddi kaygı gütmeden, gönüllülüğün temelinde de hani bu var. Biraz motivasyonla gidersin ve oradan ayrıldığında aslında cebine maddi götürüyle beraber, örneğin bir eğitimle kazanabileceğin bir şey belki de maddi kaybın olmadan, giderin olmadan kazanırsın. Hı hı. Ve bu aslında daha fazlasını kazanırsın. Çünkü gönüllülüğü farklı bir şeydir ve bunun getirileri çok çok farklı oluyor. Hem sen tatmin oluyorsun, hem motivasyonun artıyor, hem de bilgilerin artıyor ve bu cebini bunları doldurup yoluna devam ediyoruz. Buraya şöyle bir şey ekleyebilirim. Maddiyat kazanmıyoruz, evet, gönüllülük esaslı yapıyoruz. Örnek veriyorum, bir klinikte staj yapıyoruz. Bir stajyer ne yapar? İşte danışanı karşılar, ücret alır verir. Onun dışında çay kahve yapar. İşte hocalar, oranın en güzel özelliği de şudur. Bir mutfağı olur, işte hoca gelir. Örnek veriyorum, hoca sağlık psikolojisi alanında çalışıyordur veya aile çift terapisi çalışıyordur. Hoca mutfağa gelir danışan görmeden önce, işte bir kahve içmek, bir soluklanmak için. O arada hocayla bir sohbet edersin. Hocam nereden mezunsunuz, bu alanla ilgili işte deneyimlerinizi aktarır mısınız? Oradan aldığın bilgi senin cebine en büyük maddiyat bence. Yani o bilgi aktarımını almak, o deneyim aktarımını almak bana göre en büyük maddiyat bu. Onun dışında kliniklerde genellikle eğitimler olur. Örnek veriyorum, vaka buluşmaları eğitimleri olur. İşte çocuklarda mastürbasyon eğitimi, örnek veriyorum. Bu eğitimi dinlemek, hem de alanında uzman bir hocadan dinlemek, para vermeden dinlemek senin için zaten en büyük zenginlik. En büyük zenginlik. Evet. O bilgiyi alabilmek. Hem de hani ona fırsat, o fırsatı sana gösteriyorlar. Senin o fırsatı alıp o etkinliğe girmen bence en büyük maddiyat, en büyük zenginlik bu yani. Kesinlikle. O bilgi deneyimini almak bana göre en büyük. Evet, dediğiniz kazanç gibi zaten psikoloji alanı da sınırı olmayan bir alan. Sonuçta birçok insan var ve her insanın karakteri ve düşünceleri de farklı olduğu için yeni teoriler olabilir. Ya önceden konuşulmuş, hala açığa kavuşulamamış teoriler var. Yani sürekli bir çalışma halindeler ve sürekli bir yeni şeyler öğrenme halinde olunca insan başarı, bilmiyorum nasıl söyleyeyim size, başarısızlık imkansız gibi bir şey oluyor yani. O yüzden ilginizin olması da çok güzel bir şey bu alanda. Hani maddiyat açısından bakmıyorsunuz. Evet, gerçekten de insanları anlamam gerekiyor. İnsanların düşüncelerini ya da insanların yaptığı davranışları analiz ederek bu şekilde gönüllülük esaslı çalışmanız gayet güzel bir şey gerçekten. Teşekkürler. Şöyle bir şey de ekleyebilirim bu arada. Teşekkür ederim söyledikleriniz için. Bir maddiyat kazanmıyoruz dedik. Elde ettiğimiz bilgi birikimi, o deneyimler bizim için bir kazanç dedik. O gün kazanmadığımız maddiyat, bundan 4 sene sonra, işte örnek veriyorum 3. sınıfım, mezun olacağım, yüksek lisans yapacağım, daha sonra işte bir klinik işte veya danışan görmeye başlayacağım. O zaman yanında staj yaptığım, danışmanlık yaptığım hocam bana bir terapi bana bir danışan yönlendirebilir. Veya o mutfakta sohbet ettiğim hocam bana bir danışan yönlendirebilir. O network'ü kazanmak, o hocalarla arandaki o samimi ilişkiyi kazanmak sana ileride bir maddiyat olarak döner. Yani o an kazanmak zorunda değilsin ama bundan 3 yıl sonra ben kazanacağıma inanıyorum. Kesinlikle. Referanslarla. Evet. Sizin eklemek istedikleriniz var mıydı? Aslında Mustafa her şeyi özetlediği için hiçbir şey bulamadım açıkçası. Güzel. Peki kulübünüzün etkinliklerinden, projelerinden daha detaylı bir şekilde
anlatmanızı istiyorum. Tabii. Buyurun siz başlayın isterseniz. Tamam. Kulübümüzde 3 ana alan var. Bir tane de hatta 4 ana alan var. Akademik etkinlik, sosyal etkinlik, sosyal sorumluluk etkinlikleri ve blok. Akademik etkinlikte az önce de dediğimiz gibi daha çok hani dışarıya açmaya çalışıyoruz ama akademik etkinlikteki ilk amacımız psikoloji öğrencilerine bu alandan, yani klinik psikolojiden farklı alanların da olduğunu göstermek. Bu alandaki hocaları getirtip işte daha fazla bilgi birikimlerine sahip olmalarını sağlamak. Çünkü kimse bir şey bilmeyen psikoloğa gitmek istemez. Ama yani örnek veriyorum, analiz ya da sağlık psikolojisi dersi almış, sadece sağlık psikolojisine yönelmiş, ilerliyor. Ama o karşısındaki kişinin işte ben sağlık psikoloğuyum, işte bir danışan aldım, işte yeme bozuklukları diyelim. O danışanın altında bir travma var. Ben travmayla ilgilenmediğim için veya daha önce travmayla bir şey görmediğim için, etkinliğe katılmadığım için o travmayı anlayamıyorum. Bu çok kötü bir olay. Kesinlikle. Çünkü anlattıklarınız onlarda travmatik etki yaratabilir. Yani bizim amacımız her alanı gösterip, psikolojinin her alanını gösterip, alanda en uzman hocaya getirip bu alanda konuşma yapmalarını istemek ve katılan psikoloji öğrencilerine farklı alanları da gösterip hani oradan bir şey kapsan, hani hocanın tek cümlesinden bir şey kapsan, cımbızla çeksen böyle. Danışan gördüğün zaman, ya bu benim hocamın dediği bir şeydi. Ya bu böyle bir şey olabilir. İşte ben şu an seansı başka yöne çekmemeliyim, bu yönden ilerlemeliyim. Neden sebep olur? Bu çok güzel bir şey. Ana amacımız, akademik etkinlikteki ana amacımız bu. Sosyal etkinlikteki ana amacımız, yoruluyoruz. Çok fazla etkinlik çıkarıyoruz. Aynı zamanda birden fazla iş yapıyoruz. Kulüp var, sınavlar var, okul var, staj var. O yorgunluğu atmak, o sosyal etkileşimi kaybetmemek, çünkü kulübe insan çekmek, kendimizin yeni insanlarla tanışabilmesi bizler için çok önemli. Sosyal etkinliklerimizde de bunu amaçlıyoruz. Sosyal etkinlik yapıyoruz. İşte diş hekimliğinden de geliyor. İşte A Üniversitesi'nin A bölümünden bir öğrenci de etkinliğimize geliyor. Oradan bir insanı kazanıyoruz. Orada da bir network oluşuyor. Belki onunla tanışmamız bize ileride çok farklı bir kapı açacak. Sosyal etkinlikteki amacımız da eğlenmek, eğlenirken dinlenmek, belki bir şeyler öğrenmek. Tamam, vampir köylü oynuyoruz, farklı oyunlar oynuyoruz ama onun dışında sohbet, muhabbet etkinliklerimiz de oluyor. Bunlarda çok farklı şeyler kapabiliyoruz. Sosyal sorumluluk etkinlikleri adı üstünde hani farkındalık kazandırmak, topluma farkındalık kazandırmak, topluma yarar sağlamak. İşte otizmli çocuklarla çalışıyoruz, işte Mor Çatı Derneği'nden geliyorlar, Sosyal Ben Vakfı'ndan geliyorlar, çok güzel şeyler anlatıyorlar. Bunları dinlerken ya ben burada staj yapabilirim, ben size neler katabilirim arkadaşlarımız görüyor ama dinlerken de işte Mor Çatı'yı öğreniyor, Sosyal Ben Vakfı'nı öğreniyor, daha sonrasında oradan kendine bir kapı açabiliyor. Farkındalık kazandırmak aynı zamanda da o alanlara, hani İşte otizmli çocuklar da var. Hani onların buna ihtiyacı var. Biz bu alanda bir şeyler yapabiliriz insanlara göstermek ve insanları buraya çekebilmek. Blog hesabımız burada Mertep Aslin, genel sekreterimiz o. O kendi burada bir şeyler söylesin. Teşekkürler Mustafa. İlk başta sosyal etkinlik, akademik etkinlik ve sosyal sorumluluk etkinlikleri üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Sosyal etkinlikte biz ayrıca şunu da yapıyoruz. Biz sohbet ettiğimizde bir arkadaşımızın motivasyonu düşmüş olabilir veya herhangi bir sıkıntısı olmuş olabilir. Bunu fark ediyoruz. Bazen özelden hani özel mesaj olarak hani atıyoruz. Herhangi bir sıkıntım var mı? Onun dışında akademik etkinlikleri Mustafa çok iyi özetledi. Sosyal sorumluluk etkinliklerinde de yine toplumda farkındalık kazandırabilmek adına, ki psikoloji öğrencileri bu konuda aslında hani öncü olmaları gerekiyor. Bunun dışında bazen bazı yanlış damgalamalar, aslında damgalama hepten yanlış bir şey ama bizde bu bir zincir oluyor, bu damgalamalar. Örneğin bir cinsel yönelim damgalaması olur, cinsel kimlik damgalaması olur veya işte engelli bir bireye damgalaması olur, suçlu damgası gibi birçok damgalamalar var. Bu bir zincir aslında, bu damgalamalar, ve biz bunu kırmalıyız. Biz bunu kırarsak bir noktadan sonra hiç uzamamaya başlayacak. Ve aslında ilerleyen zamanlarda bunun da meyvesini hepimiz alıyor olacağız. Onun dışında bloğa gelecek olsak, blokta iki çeşit yazılar yazıyoruz. İki başlıklı olarak değiştirmem gerekiyor.
özgün yazılar. Bu özgün yazılarda daha çok yazarın kendisine kalmış şeyler oluyor. Psikopatoloji üzerine yazabilir ama bu psikopatoloji bir hikayeyi anlatıyor olabilir. Bir hikayede psikopatoloji anlatılıyor olabilir. Bunun dışında şiir yazabilir arkadaşlarımız veya çok yoğun bir süreçten geçmişte bu süreci kağıda dökebilir veya kendini buluyordur. Bunları yazıyoruz. Yani özgün başlıklar altında değerlendiriyoruz. Bunun dışında akademik referans vererek yazdığımız yazılar oluyor. Bunlar da bilimsel araştırmaları içeriyor. Ve bu bilimsel araştırmaları diğer arkadaşlarımıza, diğer insanlara ulaştırabilmek adına da blog hesabımızı sürekli aktif tutmaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet, çok güzel. Peki Freud hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu atlamadan geçemeyeceğim. Evet, aslında ne düşünüyorsunuz daha ziyade ortada hani bir durum var. Freud'un psikolojiye katmış oldukları, tabii ki burada kendi ifadelerimi söylüyorum, aktarıyorum. Freud'un psikolojiye katmış olduğu çok fazla şey var. Bugün bazı söyleme veya araştırmalı bulguları geçerliliği olmuyor. Çünkü araştırmalarla, çünkü bilim böyle bir şeydir. Biz bir zamana kadar bildiğimiz bir şey değişebilir, yanlışlanabilir. İşte paper var, bu bilimin temel kökeninde, araştırmanın kökeninde olan bir insan ve yanlışlanabilirliği öne sürüyor. Ama tabii ki de bugün geldiğimiz noktada kabul gören kısımları da var. Yine bazen şey diye tartışılıyor, tabii o zamanlardan bahsediyor olursak, cinsellik üzerine bir kuram kurduğu için o zaman eleştirilere maruz kalıyor. Ama bugün geldiğimiz nokta, dediğim gibi, bazı söylediği şeyler yine kabul edilebilir, geçerliliği olan şeyler. Hatta şunu söyleyebilirim, 3 ve 6 yaş arasında ödipal dönem olarak değerlendirdiğimiz, fallik dönem olarak da değerlendirebiliyoruz. Burada hatta bazı uzmanlar şunu söyler, bizim hani toplumumuzun yine bir parça, kültürümüzün bir parçası da sünnet olmama. Çünkü bu dönemde kastrasyon anksiyetesi dediğimiz bir şey vardır, o hadım edilme korkusu. Çünkü babayla örneğin bir çocuk, erkek bir çocuk annesine ilgi duyar, buna da ödipal kompleks denir. Tabii farklı olan şekilde yine kendi cinsine, ebeveynine de ilgi duyduğu alanlar oluyor. Ve baba tarafından hadım edileceğini, yani düşündüğü için bir gerilim oluyor. Ve hani bunun da ekstradan travmatik bir yaşantıya dönmemesi adına böyle bir profesyonellerin önerisi oluyor. Bunu da ekstradan hani söylemek istedim, evet. Freud hakkında. Teşekkür ederim düşüncelerinizi. Yani psikoloji deyince akla Freud geliyor. Evet, direkt. Yani bilim, psikolojiyi biliyorlar. Kimi biliyorsun? Freud. Hani babası. Hatta programdan önce işte buranın fotoğrafını attım bizim yönetim kurulundaki işte çalışan diğer arkadaşlara. Bir arkadaşımız şey esprisi yaptık, masadaki kitapları görüp, ya Freud'un bu kadar kitabı olduğundan kendisinin haberi var mı diye. Ya büyük bir insan, gerçekten çok güzel katkıları var psikoloji bilimine, çok fazla katkısı var. Seveni çok çok fazla, sevmeyeni var ama çok çok fazla değil. Baba yani, psikolojinin babası. Evet, güzel. Peki üniversiteniz hakkında eklemek istedikleriniz var mı ayrıyetten? Gelişim Üniversitesi diğer vakıf üniversitelerine nazaran bir tık daha güzel bir üniversite diyebilirim. Yani benim fikrim, şu an söyleyeceğim, öğretim kadrosu gerçekten kaliteli hocalar. Psikolog değiller, psikiyatrist hocalarımızın birçoğu. Verdiği vakalar, derslerde verdiği vaka örnekleri bir tık ağır olabilir ama farklı bir bakış açısıyla bakmamıza sebep oluyorlar, neden oluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Onun dışında kulüpler aktif bir şekilde çalışıyor. Gerçekten SKS ne kadar engellese de okulumuzun birçok kulübü, işte gastronomi, müzik, işte havacılık, psikoloji, işletme, birçok kulübü çok aktif bir şekilde çalışıyor. Kulüpler okulu ayakta tutmaya çalışıyor. Onun dışında bence ya ulaşım açısından İstanbul'da değiliz. Avcılar biraz İstanbul gibi gelmiyor bana. Ve biraz daha Edirne'ye yakın olduğumuz için. Yani bir kampüs hayatımız yok. Ama sosyal orta düzey. Onun dışında güzel bir okul olduğunu söyleyebilirim. Fırsatım olsaydı burada okur muydum? Hayır. Evet. Farklı bir okul isterdim. Evet. Ama burada, iyi ki burada okumuşum, çok fazla şey kattı. Hem alandan farklı farklı hocalar tanıdım. Kulüple tanıştım. Belki burası benim kaderimdi. O şekilde geldim. Kulüple tanıştım. Onun dışında bence okunabilir bir okul. Hani o kadar kötülemeye, şey yapmaya gerek yok. Ama bunlar benim fikirlerim. Herkes istediği şekilde düşünebilir burayı. Evet.
Ben hani kendi fikirlerimden bahsedecek olursam, Mustafa'nın dediği gibi akademik kadrosu gerçekten iyi. Hatta buna örnek verebilirim. Şimdi bizi psikoloji kurulunda gördükleri zaman insanlar hani yönetim kurulu olduğumuzu anlayınca bir mesaj gelmişti örneğin bana. İşte başka bir okuldan yatay geçiş ile geliyor olacağım ve akademik hocaların puanlarının yüksek olduğunu gördüm diye. Ben de hani evet gerçekten yüksek, başarılılar, bilgi sahibiler ve hani bunlar aslında önemli. Onun dışında sosyallikle ilgili kısım biraz daha şeyle alakalı ya, biraz daha kendimizle alakalı bir kısım olarak düşünüyorum. Ama tabii bu ortamın yaratılması veya kampüs alanımızın olmaması tabii bunu da biraz daha sekteye uğratıyor. Ondan dolayı belki biraz sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Tabii mesafe biraz hani avcılar evet. olması da ekstra bu bir şey. Ama onun dışında ben hani bu okulda okuduğum için mutluyum. Bir sürü Mustafa gibi bir sürü arkadaşım var. Ve belki de hani Mustafa'nın dediği gibi buraya gelmemiş olsaydım, İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne gelmemiş olsaydım şu an burada olmayacaktım belki de veya hiç Mustafa'larla tanışmıyor olacaktım. Bu aslında dediğim gibi biraz hani fatalist bir, kaderci bir yaklaşım ama böyle olması gerekiyormuş ve hani şu an bu bulunduğum noktadan da hani işte mutsuz değilim, mutluyum gayet. Bunu da biraz da kendimiz böyle bakmalıyız hani nasıl gördüğümüz önemli hani evet. Çöplük olarak da görebilirsin. Kır bahçesi, papatya bahçesi olarak da görebilirsin. Yani tamam. Yani bakacak. Şekillendirecek olan kişi sizsiniz. Kendimiziz aynen, evet. Evet. Yani kesinlikle. Bu kulübü ve okulu bir araya kattığımız zaman bir papatya bahçesi olarak görüyorum ben okulumu. Evet. Bazen sizin için iyi sandığınız şeyler kötü olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Bahsettiniz mesela üniversitenizden kötü yanları, iyi yanları olsun. Ama dediğiniz gibi belki de hayatınızın dönüm noktasıydı. Yani hiç bilemezsiniz. Yani evet. O dönüm, o kulüple tanışmak belki bizi çok güzel yerlere getirebilecek. O yüzden hani biraz da biz şekillendirelim. Hani tamam buradayız, mecbur buradayım, buradan başka bir yere gidemem. Ben buradaysam kendimi geliştirmek için ne yapabilirim? Kulüple tanışabilirim. Öğrenci toplulukları, üniversitelerin öğrenci toplulukları, üniversitenin kalbidir. İnsanlar bir araya gelir, bir şeyler tartışır. Bir şeyler konuşur, çok farklı kapılara gidebilir. Mert'le ilk tanışmamız öyleydi. Veya benim kulüple tanışmam, az önce de anlattığım gibi. Yani mecbur buradayız. Ben buraya kendimi, ben burayı kendime nasıl bir papatya bahçesi yapabilirim? Bunu zaten şekillendirdikten sonra okuduğun okulun pek bir önemi yok. Yani tabii bir Koç Sabancı, Bilkent olmadığı sürece ayrı. Herkes içinde. Evet, onları dışarı atıyorum. Yani ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Diğer psikoloji öğrencilerinden ayrı, onların bir üstüne veya onlardan farklı neler yapıp kendime bir şeyler katabilir mi? Bakmak gerekiyor. Dediğiniz gibi biraz da kendimizle alakalı. Kesinlikle öyle. Peki Üniversite TV hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekip arkadaşlarımız hakkında kısaca görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii. Buyurun siz başlayın isterseniz. Tamam, Mert'ten başlayalım. Evet. Daha biraz dinlersin. Şöyle ilk geldiğimizde zaten sıcak karşılanıyorduk ve aslında ben bu oluşumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burada kendimizi ifade ediyoruz ve diğer arkadaşlarımızı da izliyoruz ve hani bir mukayese, bir karşılaştırma da yapabiliyoruz. Hani okullar fırsatlarıyla olsun veya burada psikoloji bölümü okuyan birisini gördüğümüzde onun neler söylediğine bakıyoruz acaba neler yapıyor ne. Ki başka bölümler var onları da izliyorum ve ondan dolayı hani çok çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel ve bu hani kanala da hani gelecek hayatında bol bol başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Onun dışında hani başka bir ekleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ya Üniversite TV sosyal medya hesabı bende açık. İlk mesaj attığınızda böyle bir kaldım. Yani dedim ki ne acaba? Çünkü birçok kanal daha böyle mesajlar atıyor. Biraz inceledim. Hani klasiktir bende. Ben önce böyle bir topluluk mesaj attığı zaman veya bir yer gördüğüm zaman Google'a direkt işte Üniversite TV ekşi sözlük yazarım. Evet. Veya farklı kurumların hepsine yani size özel değil hepsine o şekilde bakarım. Böyle araştırdım biraz. Yani dedim ki yeni kurulmuşsunuz. Siz de bahsettiniz zaten. Her zaman böyle projelerin, böyle yapılan yeniliklerin desteklenmesi taraftarıyım. Çünkü günümüze baktığımız zaman ne insanlar, hangi insanların nereden ünlü olacağı veya nerelere geldiği veya o başarı merdivenlerini nasıl tırmandığını çok iyi gözlemleyebiliyoruz. Nusret bunlardan bir kesinlikle tanesi çünkü güzel bir örnek. Kasaplıktan evet. Bir anda böyle hani holding şirket işte büyük yerlere geldi.
Belki üniversite TV de bu yerlere gelecektir. Dediğim gibi böyle İnşallah. Projelerin desteklenmesini hem sizler açısından, şu an sizler program yaparak işte İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni yazacak bir öğrenci YouTube'dan aratıyor işte İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Kulübü. Daha önce hakkında yorum yapılmış mı? İşte bu videoyu görecek, arkadaşlarına yönlendirecek. Burada biz hem kulübümüzü tanıtma fırsatı bulduk hem sizler kendinizi tanıtma fırsatı buldunuz. Bence güzel bir oluşum ve başarınca ve daha güzel yerlere geleceğinize canı gönülden inanıyorum. Umarım da öyle olur. Geldiğimizde gayet güzel karşılandık gerçekten. Hani ben böyle beklemiyordum eğer oturup düz konuşacak olursak. Evet. Ben memnun oldum yani, keyif aldım buraya geldiğime. Ortam güzel, sorular gayet güzel cevaplanıyor. Ben ya gayet rahatım yani. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Buyurun, ekleyeceksiniz herhalde. Ben anlıyorum artık. Konfor alanı biraz daha, hani ben burada kendimi daha rahat hissettim burada konuşurken sizlerle ve hani diğer dışarıda da yayına başlamadan önce rahat hissettim. Bu aslında önemli bir şey çünkü burada hani heyecanlanabiliriz de veya söylediklerimizi de unutuyor olabiliriz ama ben bunu burada hissetmedim. Gergin bir havadan ziyade daha samimi bir karşılanma vardı. Mustafa'nın dediğine kesinlikle katılıyorum. Hep beraber aslında yine burada büyüyeceğiz. Evet. Ve hani yine hani emin olun ki biz yine her zaman sizlere destek veriyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, aynı şekilde biz de. Teşekkürler. Programımıza geldiğiniz için gerçekten çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Renk kattınız yani. Teşekkürler. Çok bilgi aktarımı da oldu. Gerçekten izleyenler keyif aldığına çok eminim. İnşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Sağlıkla, huzurla, neşeyle kalın. Hoşça kalın.